Vallahi gelmedi. Merhaba diyelim. Merhaba, hoş geldiniz. Kızım. Hayır, bu ağaçları kesme. Bu ağaçlar benim de evim. Ve sahibi biraz faydaları var. Sen karışma orman peynisi. Neymiş faydaları? Bugün burada toplanmamızın sebebi Sayın Belediye Başkanımız Haluk Bozdağ'ın vermiş olduğu hizmetlerden birisidir bu. Bu fidan dağıtımında öncülük yapan Sayın Doktorumuz Haluk Bozdağ'a hepinizin huzurunda şahsım, derneğim, Tartus adına teşekkür ediyorum. Öncelikle başkanımıza, emekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın üreticiye ve çiftçiye verdiği desteği biz de vatandaşlar tarafından çok olumlu yönde almaktayız. Yapmış ve yapacak olduğu bütün çalışmalarda başkanımıza ve ekibine başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Kırsalda 83 mahallede 4000 çiftçiye 60 bin tane fidan dağıttık. Bugün yaklaşık 600 çiftçi gönüllüye 8 bin tane fidan dağıtılacak. Bunlar zeytindir, harnuptur, bademdir, incir, dut, nar, fıstık çamı, murt, biberiye ve kekik. Tarsus Belediyesi'nin en ciddi, en üzerinde durduğu konulardan biri olan tarımdaki özellikle suyun ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminden sonra hepimiz anladık. Şunu da anladık ki zamandaki vakit yerine vakitteki zamanı bulmak daha önemli. Bambaşka bir tarımın her kent için değeri ve önemi, özellikle yeşilin anlamı, elbette insanlarımızın bu pandemi döneminde sağlıkları açısından da ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Israrla bambaşka bir tarım dedik. Israrla. Ve hep üzerinde bunun duraraktan tüm çiftçimize, küçük üretici çiftçilerimize, küçük baş hayvan üreticilerimize, yine süt üreticilerimize ulaşıp onların emeklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve bunların da halk marketlerde halkımıza, tüketiciye çok rahat bir şekilde, ucuz bir fiyatla, sağlıklı bir şekilde, hijyenik olarak sunulmasını ortaya koyduk. Ne Adana'ya ne de Mersin'e nasip olan Slow Food'u Tarsus'a getirdik. Yani ucuz, kaliteli, hijyenik üretimin özellikle köylülerimizin elinden direkt olarak tüketiciye ulaştırılmasını sağladık. Genel olarak dışarıya baktığımız zaman da böyle bir yapılanmayı 4 ünite üzerinden yapabilirdik. Birincisi hepimizin gururla sahip çıkması gereken ata tohumuydu. Ata tohumu çeşidini çok fazla arttırarak bu kentte artık bir şeylere gerçek milliyetçiliği ortaya koyaraktan sahip çıkmamız gerektiğini halkımıza anlattık. İkincisi üretimdi. Üretim bazında çiftçilerimize olan desteğimizdi. Üçüncü olarak ortaya çıkacak olan en değerli ürünlerden biri kooperatifler, kadın kooperatiflerimizdi. Benim ısrarla söylediğim, bugün ekonomideki en güçlü ama gerçekten en dinamik olan ev kadınlarımızdır. O ev kadınlarımızın ürettiği her şeyi de belediye olarak satın alacağız diye söz verdik. Ben de bir üretici annenin çocuğuydum. İşçilik yapan, akşamları iğne oyasıyla 3-5 kuruş ekmek parası kazanan bir insanın okuttuğu bir evladım ben. O yüzden de evdeki kadınlarımızın değerini ve ekonomik gücünü çok iyi biliyorum. Asıl Tarsus'un en büyük ihtiyacı olan insana yatırım. Ve insana yatırımı en iyi şekilde yaptığımız durumda bu kentin hem sosyal refahı yükselecek hem de yaşam kalitesi yükselecek.
Bugün ekiplerimiz Ankara'ya gitti. Yarın Ankara'da Tarsus'u temsil edecekler. Ben de gideceğim. O gururu yaşayacağım. Ben halkımdan beklentim var. Burayı il yapacak olan merkez hükümet değil, biziz. Birlikte kenetleneceğiz, birlikte savaşacağız, birlikte yürüyeceğiz. Ama bu kenti mutlaka il yapacağız. Sizlerden tek ricam var. Tarsuslu olmaktan gurur duyun. Tarsus'ta yaşamaktan onur duyun. Kesersen şer olur. Hayır, bu ağaçları kesme. Bu ağaçlar benim de evim. Ve sahibi biraz faydaları var. Sen karışma orman peysi. Neymiş faydaları? Hoş geldin.